Bir önceki dersimizde diğer esneklikleri tartışmıştık. Bu çerçevede çapraz fiyat esnekliği, gelir esnekliği ve arz esnekliklerini tartışmıştık. Bu ünitedeki dersimizde ise esnekliklerin türevleri kullanarak nasıl hesaplandığını anlatacağız. Normal ve kısmi türev olarak talep esnekliklerin hesaplamalarını bu ünitede ele alıyoruz. Şimdi talebin nokta fiyat esnekliğinden burada başlayacağız. Hani daha önceki derslerimizde söylemiştik, hani talebin yay esnekliği iki farklı fiyat arasındaki esneklikti. Nokta esneklik ise tek fiyattaki esneklik. Yani bir tane fiyat var ve o fiyatın karşılığında bir tane miktar var. O şekilde olursa nokta esnekliği. İşte bu nokta esnekliğini hesaplarken aslında türev burada devreye girecek. Çünkü bir eğrinin üzerindeki bir noktanın üzerine çizdiğimiz teğet türevle ifade ediliyor. Hani matematikte biz bunu öğrenmiş olmamız lazım. Şimdi talebin nokta fiyat esnekliği, fiyatta bir değişim olmadan belirli bir fiyat düzeyinde esnekliğin hesaplanmasıdır. Yani fiyatta değişim olmaması ne demek? Tek fiyattan bahsediyorsunuz. Bunun da formülünü şurada verdik. Formülü neymiş? Bu türev, türev sembolü bu. Q'nun P'ye göre türevi şurası çarpı fiyat bölü Q. Neymiş? Q'nun P'ye göre türevi çarpı fiyat bölü Q. Yani bu kısmı yapabilmek için türevleri biliyor olmanız lazım. Şu gördüğünüz kısım talep fonksiyonunun P'ye göre türevi. Şimdi bu örnekle hemen bunu çözelim. Mesela şöyle bir soru verilmiş olsun. Talep yani Q eşittir 30 eksi 2 bölü 3 P şeklinde bir talep fonksiyonu verilmiş olsun. P 30 iken talep esnekliği kaçtır? Yani ne yapmamız lazım? Önce bu 30'u formülde yerine koyacağız. Şuraya 30'u korsanız 2 kere 30 kaç yapar? 60 yapar. 60'ı 3'e bölerseniz 20 yapar. 30'dan çıkarırsanız 10 yapar. Demek ki P 30 iken Q 10'muş. Bunu görüyoruz. O zaman şu P ve Q'yu biliyoruz yani şuradaki. Şurada türevi de uyguladığımız vakit bu fonksiyonda türev P'nin katsayısı eksi 2 bölü 3. Şurada türev. Dolayısıyla eksi 2 bölü 3 çarpı 30 bölü 10 dediğimiz vakit esnekliği hesapladığımız burada eksi 2 çıktı. Gördüğünüz gibi türevleri bilirseniz bir tek fiyat için karşılığında gerekli bir miktar var. Hemen esnekliği türev formülünü kullanarak hesapladık. Şimdi ben bu yukarıdaki formülü birazcık değişik yaptım. Bu yukarıdaki formülde Q sol tarafta, P tarafta, sağ taraftaydı. Ama biz iktisatta ben P'yi solda, Q'yu sağ tarafta gösteriyoruz. Şimdi ikinci sorumuz da ona göre düzenlenmiş durumda. Bakın P sol tarafta, Q sağ tarafta. Yukarıdaki formülde ben P'yi sol tarafa geçirdim, Q'yu sağa geçirdim. Dolayısıyla ikisi de aynı fonksiyon aslında. Soru bu şekilde verildiğinde nasıl hesaplayacağız? P soldayken nasıl hesaplayacağız? Bu sefer de gene P 30 iken diye şey yapıyoruz. O zaman şurada P'nin yerine 30'u koyup burada Q'yu çözeceğiz. Bu Q'yu çözdüğünüzde 10 bulmanız lazım. Çünkü aynı olduğu için 10 çıkacak. O zaman formülümüz de şu şekilde oldu. Bu formülle şuradaki formülü karşılaştırırsanız şunun tam tersi. Yani burada bakın DQ bölü DP, burası DP bölü DQ. Yani tam tersi olmuş dolayısıyla. Bunu bu hale getirmiş olmak için biz ne yapıyoruz? 1 bölü dp bölü dq yani türevi şu şekilde yapıyoruz. Demek ki burada talep fonksiyonunun türevini alırsanız şunun türevini yani bu fonksiyonda türevi alırsanız burası dp bölü dq eksi 3 bölü 2 çıkacak. Şu q'nun kat sayısı. İşte o q'nun kat sayısını şurada 3 bölü 2'yi koydunuz ama yukarıda 1 var. 1 bölü 3 bölü 2 gibi oluyor. Dolayısıyla diğer rakamlar da aynı. Yerine koyduğunuzda aynı sonucu bulacaksınız. Çünkü ben aynı fonksiyonu verdim burada örnek olarak. İşte bu durumda biz buna ters talep fonksiyonu diyoruz ikinci sorudakine. Ters talep fonksiyonu olursa şuna dikkat etmemiz lazım. Yani formülde ufak bir değişikliğimiz var esneklikleri hesaplarken. Bu ürünün kendi fiyat esnekliğini hesaplamakla ilgili türevleri kullandık. Diğer esneklikleri hesaplamak, mesela çapraz ve gelir esnekliklerini hesaplamaktan da bahsedelim. Bu durumda şöyle düşünelim. Varsayalım ki X malının talebi kendi fiyatına bağlı, kendi fiyatını PX ile gösterdik.
diğer malın fiyatına, bu diğer mal ürün, diğer mal ikame veya tamamlayıcı da olabilir. Bir de tüketicilerin gelirine bağlı diyelim. Yani talebi şu şekilde yaptık. Px'in fonksiyonu, A'nın ve Y'nin fonksiyonu. Bu üç değişkene göre olan duyarlılıklar esnekliklerle hesaplayacağız. Burada da talep esnekliğini, çapraz esnekliği ve gelir esnekliğinin formüllerini size verdim. Malların ne olduklarını görüyoruz. Önce kendi fiyatına göre olduğu için hepsinde x var burada. Çaprazda bir tarafta x varken öbür tarafta a var. Yani bir tarafta x ürünü, öbür tarafta a ürünü var. Formül burada. Bir de gelir esnekliğinde de p'lerin yerinde ne var? Y var. Geliri gösteriyor. Formülleri bu şekilde verdik. Aslında bu formüllerde şu çarpıdan önceki terimler türev. Yani şurası türev, şurası türev ve şurası türev. Ama bunlar kısmi türev. Neden kısmi türev? Çünkü açıklayıcı 3 tane değişken var. 3 değişken olduğu için kısmi türevler olacak. Burada gene bir özet daha yaptık. Eğer çapraz esneklik hesapladığımızda sıfırdan büyükse ikame, sıfırdan küçükse tamamlayıcı. Gelir esnekliği de sıfırdan büyükse normal, sıfırdan küçükse bayağı mal diye. Bu sınıflandırmaları da yaptık. Daha önceki derslerimizde bunları detaylı olarak ele almıştık. Şimdi örnek bir problemle bu formülleri kullanarak esnekliklerin hesabını yapalım. Fonksiyon verildi bize. 250 eksi 0,2 px eksi 0,5 pe ve eksi 0,1 y diye gelir de bu şekilde verildi. Burada neyin ne olduğunu yazdık. Şimdi bunlar verildiği vakit bize böyle bir problemde x ürününün fiyatı, a ürününün fiyatı bir de gelir miktarları da veriliyor. Dolayısıyla biz burada ne yapacağız? Şu soruları cevaplandıracağız. X malının talep fiyat esnekliğini, çapraz fiyat esnekliğini, gelir esnekliklerini bulacağız. Daha sonra da bu malların ikame mi, tamamlayıcı mı veyahut da normal bir bayağı mı olduğunu anlamaya çalışacağız. Evet, soru bu. Şimdi bu problemi çözüyoruz. 3 ayrı sayfada çözüm göstereceğiz. Önce talebin fiyat esnekliği. Ne yapıyoruz burada? Formülü yukarıda tekrar gösterdik. Esneklik formülünü buraya yazdık. Şu fonksiyonun kısmi türevi aldığınızda sadece p'ye göre aldığınız için şu diğerleri sıfır çıkacağından o olmayacak. Hani ona göre yapacağız kısmi türevini. Şunun kısmi türevini şurada aldık. Eksi 0,2 çıktı. Yani şunun katsayısı çıktı. Yalnız tabii şu önce verdiğimiz değerler vardı. Yani 50 vermiştik. 60 bir de 1000 vermiştik. Onları yerine koyup hesapladığımızda şurası 200 çıktı. Hani bu yerine koyup hesaplayacağız. Dolayısıyla yani P 50 iken 200'müş. O zaman ne yaptık? Şimdi şu türev kısmını şurada hesabını göstermiştik. Koyduk eksi işaretiyle. Sonra şu 50'yi koyduk. Bir de 200'ü koyduk. Hesabı yaptık. Eksi 0,5 çıktı. Yani burada inelastik çıktı gördüğünüz gibi. Yani bu kısmi şeyde inelastik çıktı. Bu ürünün kendi esnekliği. Çapraz esneklikte ki formülümüzü de şurada tekrar yazdık. Aynı problem. Şimdi çapraz esneklik hesaplayacağız. Çapraz esneklikte bu sefer Q'nun PA'ya göre türevi yani şunun katsayısını ele alıyorsunuz. Onun katsayısı eksi 0,5. Şurada da gösterdik. Yani formülde o şekilde yerine koyacağız. Ama PA 60'tı hatırlarsanız. Q'de 200'dü. Problemde öyle verilmişti. 60 ve 200'ü yerine koyarak hesabı yapıyoruz. Bu da eksi 0,15 çıktı. Bu da inelastik çıktı ama eksi işaretli olduğu için de tamamlayıcı mal olduğunu söylüyoruz. Son olarak da gelir esnekliği hesabına bakalım. Bu sefer gelire göre yani şuradaki gelirin katsayısı eksi 0,1 var ya türev yani gelire göre olan türev eksi 0,1 çıkacak. Şu gelir ve Q değerlerini de burada biliyoruz problemde verilmişti bize. Formülde yerine koyduk. 0,1 1000 bölü 200. Bunu da hesapladığımızda bu da birden küçük çıktı. Birden küçük çıktığı için burada verdiğimiz fonksiyondaki ürün neymiş? Bayağı bir malmış. Yani adi mal çıktı. Bu şekilde de türevlerle bütün esnekliklerin nasıl hesaplandığını gösterdik. Türevlerle yaptığımız esnekliklerde elde ettiğimiz sonuçlar her zaman nokta esnekliği olacaktır. Yay esnekliği değil. Evet bu şekilde de türevi bilen arkadaşlarımız için veya öğrencilerimiz için diyelim. Türevlerde destekliğin nasıl hesaplandığını anlatmış olduk. Bir dahaki dersimizde yeni konuda görüşmek üzere.